dünyaya biz 30 Mart'ta şunu söyleyeceğiz. Oyununuzu gördük, blöfünüzü gördük. Şahmat! Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Emeğiniz, sayeniz mübarek olsun. Hayırlı olsun. Teknik alanlarının olduğu, gezi parkurlarının olduğu, bisiklet yollarının olduğu, amfiteyatrosunun olduğu, çocukların hoşça vakit geçirebileceği, bütün insanların mutlu olacağı bir dolgu projesini sizlerin desteğiyle bugün başlatmış bulunmaktayız. İnşallah önümüzdeki süreçte Sayın Bakanımızdan şu sözü de aldık. İlçemizde yeni bir hanımefendileri ilgilendiren yeni bir projenin burada sözünü almak istiyoruz. İnşallah hanımefendilerinin hoşça vakit geçirebilecekleri bir hayat projesinde ilçemizde ilk defa bizler tasarlamış bulunmaktayız. Bu projeye de umut ediyorum ve desteklerinizi bekliyorum. Bir takım şer odaklarının yaydığı dedikoduların son derece aksine Türkiye dünyanın parlayan yıldızı. Türkiye ekonomide kalkınıyor, sosyal hayatta ileriye gidiyor, demokrasisini güçlendiriyor, kendi hinterlandında karar verici ülkelerden biri oluyor. Son 10 yılda yaptıklarımızdan sadece 2-3 tane rakam verirsek, şu anda bazı şer odaklarının dediğim gibi yaymakta olduğu dedikoduların ne kadar yanlış, ne kadar müşterice olduğunu pekala hatırlamış olacağız. Türkiye Cumhuriyeti son 10 yılda bugüne kadar yapılmış olan, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış olan karayolu envanterini 6 kat büyüttü. IMF'ye olan borcunu ödedi ve eğer gerek duyarsa IMF'ye kredi açabileceğini söyledi. Ekonomisini dünyanın 16. ekonomisi haline getirdi. Yıllık büyüme oranımız %5. Avrupa ülkelerine baktığınız zaman bu rakamın %0.7, %0.8, yani %1'lerin altında olduğunu görüyorsunuz. Bizimki büyüme oranımız %5. Kendi ülkesi, kendi çevresinde yurt dışından yatırımcı çeken birinci ülkeyiz. İhracatımız arttı. İhracatımızın artış nispeti 5-6 kat. Çektiğimiz yabancı sermaye aynı şekilde. Planladığımız bütün gelişmeleri bir hakkın yerine getiriyoruz. Ekonomik manada düşündüğünüz zaman. Yollar, köprüler, barajlar, tüneller, havaalanları, hastaneler, okullar, istediğimiz, planladığımız, ihtiyacımız olan bütün bu altyapı tesislerini vaat ettiğimiz günde, vaat ettiğimiz şartlarda 10 yıldır yapıyoruz arkadaşlar. Enseyi karartmayın. Gelecek günler parlak. Yeter ki siz inancınızı muhafaza edin, bizim yanımızda olun. Türkiye bu badireleri defalarca atlattı. 1960'da atlattı, 1980'de atlattı, 1990'da atlattı, 2000'lerin başında atlattı, yine atlatacak. Ve buradan çok güçlü çıkacağız inşallah. Çınarcık'ın değerli yöneticilerine, sayın valimize, bütün çalışanlarımıza, bu kıymetli eserlerde emeği bulunan bütün arkadaşlarımıza, destekleri ve katkıları dolayısıyla da bütün Çınarcık halkına teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli Bakanımız Sayın Ayşenur İslam Hanımefendi'ye yapmış olduğu bu güzel konuşmalardan dolayı teşekkür ediyorum.
Bakanlar Kurulu birer birer inşallah Çınarcı'yı ziyaret etmeye devam edecekler. İnşallah bayramımız 30 Mart sabahı olacak. Ben ülkem adına, Meclis-i Saksaylar'ın arkadaşlarım adına, Sayın Bakanımıza güzel Çınarcı'da kurulduğumuz desteğiyle bu projeyi sizlerin hizmetine bizden sunabiliriz ancak. AK Kadro'dan sunabilir, her kim sunabilir. Bizler hayal olan işleri süslemeye devam edeceğiz. Marka değerli projelere devam edeceğiz. Huzurum biz Türkiye'de ilk de bugün bakanımızdan şu sözü aldık. Yeni bir yaşam merkezi tasarlıyoruz. Özellikle hanımefendileri ilgilendiren bir proje ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan proje. Bunun için de sayın bakanımıza ve siz değerli hemşehrilerimize böyle güzel bir günde bizleri yalnız bırakmadınız, sahip çıktığınız için sonsuz teşekkürlerimi bir borç biliyorum. İnşallah yarınımız hep beraber aydınlık olacak. Çınarcı güzel günler bekliyor. Çınarcı'nın tarihi hizmetlerine bizler imza attık. İnşallah şimdi prestij projelerle imza atmaya devam edeceğiz. Sizlerin desteğiyle yapacağız bunları. Hep beraber yapacağız. Hep beraber bir olacağız. Hep beraber in olmaya devam edeceğiz. Hep beraber İnşallah bayram havasında geçen bu seçimimizi inşallah seçim sonuna kadar bayram havasında geçirmeye devam edelim inşallah diyorum. Kesinlikle kötü sözler var yok. Bizler hizmetlerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Cevap verilmesi gereken yerler olursa Allah'ın izniyle cevapları da birer birer veririz. Hiçbirinizin endişesi olmasın. Bu kadrolar önümüzdeki günlerde Çınarcı'nın geleceğe hazırlayacak projeleri birer birer yapmaya devam edecek. Bakanlarımızdan duyuyorsunuz bu sözleri. İnşallah Çınarcı Türkiye'de marka değerli bir ilçe yapmaya söz veriyoruz arkadaşlar.